Orta Noktadan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Erman Özgür ve Elvir Baliş ile birlikte karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca bugün oynanan Medipol Başakşehir Trabzonspor ve Fatih Karagümrük Alanyaspor mücadelelerini konuşacağız. Yine programımızın akışı içerisinde hem Vakıfbank kadın voleybol takımının Imoco Conegliano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi süper final maçına da bir bağlantımız olacak Ljubljana'ya. Hem de Anadolu Efes'in dünkü Euroleague zaferinden de bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Erman Özgür, Elvir Baliç. Hoş bulduk. Tabii Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda artık son maçlar oynanıyor. Saat 19'da başlayacak Adana Demirspor Göztepe ve Hatayspor Giresunspor maçlarıyla da sezonu tamamlayacağız. Saat 16 seansında oynanan maçlarda Başakşehir Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük de evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve son haftanın şu ana kadar oynanan maçlar neticesinde toplu sonuçları da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dün Fenerbahçe 5-0 kazandı. Beşiktaş Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Sivasspor Rize deplasmanında kazanmıştı. Haftanın devamında Kayserispor'u da yendi. Haftanın genel anlamıyla sonuçları da bu şekilde. Peki Ljubljana'ya bağlantımız hazırmış. Vakıfbank kadın voleybol takımı bizi uluslararası zaferlere çok alıştırdı açıkçası. Avrupa'nın iki devi şu anda Vakıfbank ve Imoco Conegliano Şampiyonlar Ligi süper finali için karşı karşıya gelecek. Sözü Gökhan Çetinbaş'a bırakalım. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dayız ve Sev Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde temsilcimiz Vakıfbank Imoco Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Aslında bu sadece Avrupa voleybolunun değil dünya voleybolunun da en önemli maçlarından biri. Çünkü son 8 Şampiyonlar Ligi finali ya da Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde bu iki takım 7'sini kazanmayı başardı. Sadece bir Şampiyonlar Ligi finali bu iki takımdan birinin şampiyonluğuyla sonuçlanmamıştı. Dolayısıyla gerçekten de kadın voleybolunda dünyanın en önemli iki takımı karşı karşıya geliyor. Ki bundan önce karşılaştıklarında iki kez finalde, bir kez de yarı finalde karşı karşıya geldiler. Şu ana kadar finallerde durum 1-1. Yarı finalde karşılaştıklarında ise Vakıfbank Imoco'yu mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz buraya nasıl geldi? Bir diğer temsilcimiz aslında Fenerbahçe Opet'i mağlup etmeyi başardı. Yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya gelmişti Vakıfbank takımı ve iki maçı da kendi evlerinde Fenerbahçe ve Vakıfbank kazanmayı başarmıştı. İkinci maçın ardından oynanan altın set sonunda Vakıfbank finale ulaşmayı başardı ve finalde Imoco'nun rakibi oldu. Giovanni Guidetti yönetiminde 8. finaline çıkıyor Vakıfbank takımı ki bu gerçek anlamda bir rekor çünkü onların hemen ardından Vakıfbank'tan daha az bir ikinci sıradaki takım sadece 5 kez finale çıkmış durumda. Dolayısıyla Giovanni Guidetti ve Vakıfbank ulaşılması zor bir rekoru elinde tutuyorlar. Bugüne kadar 4 kez kazandılar ve eğer bugün de kazanırlarsa, bugün de şampiyonluğa ulaşırlarsa Sev Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa en fazla ulaşan takım haline gelecek temsilcimiz Vakıfbank. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde yine bu iki takım karşı karşıya gelmişti ve Vakıfbank rakibini 5 set sonunda mağlup etmeyi başarmıştı. Açıkçası bugün ne olur tabii ki bilmek zor. Tabii ki gönlümüz Vakıfbank'ın kazanmasından yana ama bu iki takımın son 4 karşılaşmasının 4'ü de final setinde yani 5. setinde belirlendi. Dolayısıyla bugün zorlu bir maç bizleri bekliyor. Zorlu bir mücadele bizleri bekliyor ki özellikle Türk sporu için çok güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Cuma günü biliyorsunuz boksta Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın üstünde altın madalyalar kazandık. Dün oynanan, Belgrad'da oynanan Euroleague finalinde ise Anadolu Efes şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Real Madrid'i gerçekten de zorlu bir maç sonunda mağlup etti ve erkekler basketbolunun zirvesine çıkmayı başardı. Üst üste ikinci kez bunu başardı Anadolu Efes ve şimdi sıra Vakıfbank'ta. Vakıfbank'ta bunu yapıp 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyor. Artık maçın başlamasına çok az süre kaldı. Bu arada ufak bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz TV Spor ekranlarından şifresi olarak yayınlanacak bu mücadele ve Sevin Şampiyonlar Ligi formatındaki değişikliğiyle beraber süper finaller
olarak adlandırılıyor. Çünkü önce kadınlar finali oynanacak, sonrasında ise erkekler finali oynanacak. Dolayısıyla Ljubljana'da bugün iki takımında, daha doğrusu dört takımında taraftarları bir aradaydı. Dün akşamdan beri şu anda Ljubljana'dayız. Yani Sava'nın nehrinin kollarından birindeyiz ve Ljubljana, Slovenya'nın başkenti, bu nehrin kıyısında çok yoğun taraftar grupları vardı. Akşamki maçlara hazırlandılar. Oldukça eğlenceli, güzel görüntüler yaşattılar. Buradaki Slovenlere güzel bir hafta sonu yaşattılar. Umarız bu güzel hafta sonunun sonu da bizim için şampiyonluk olur. Vakıfbank için şampiyonluk olur ve 5. kez rekor kırarak şampiyonluğa ulaşan taraf olacak Vakıfbank diyorum. Ve sözü sizlere bırakıyorum. Bırakmadan önce bir kez daha hatırlatalım. Final mücadelesi TV Spor ekranlarından şifresi olarak sizlere ulaştırılacak. Gökhan Çetinbaş'a teşekkür ediyoruz. Vakıfbank'a başarılar diliyoruz. Yine programımızın son bölümünde Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğuna da yer veririz. Gerçekten işte Gökhan da bahsetti. Özellikle kadın boksörlerimizin üst üste aldığı madalyalarla birlikte. Herhalde futbol hariç bütün sporları oldukça başarılı bir şekilde uluslararası arenada performans olarak ortaya koyabiliyoruz. Sadece futbolda bir keskin, evet, düşüş var. Onun dışında diğer bütün branşlarda, senin eski takımlarından Elvir Baliç, Fruteksa Bursaspor'da biliyorsun Euro Cup'ta final, evet, gördü. Evet, evet. Hatta finale giderken kupanın favorilerinden Partizan'ı eledi yolda. Ve yani Bursaspor'un birincilikten düştüğü sezon, basketbol takımının bu uluslararası başarısı da aslında bizim çok futbol güzel ülkesi olmaktan diğer branşlara doğru evrildiğimizi başarı anlamında gösteriyor. Tabii ki Vakıfbank'a başarılar diyelim bir kez daha. Şimdi tekrar biz lige dönelim. 38. yani son haftada toplu sonuçları ekranlara getirdik. İki karşılaşma oynanmadı sadece. Puan durumuna bir bakalım eğer hazırsa. Şu anda puan durumu nasıl şekillendi? Az sonra ekranlara gelecekmiş. Trabzonspor 81 puanla zaten ligi şampiyon olarak tamamlamayı haftalar öncesinden garantiledi. Bugün Başakşehir 3-1 kazandı ve puanını 65'e yükselterek 4. sırada Konferans Ligi için bileti almayı başardı. Maçın detaylarına baktığımız zaman Okaka, Epuryanu ve Serdar Gürler'le çok yüksek perdeden bir giriş yaptı maça. İlk 42 dakikada 3-0 yakaladı Melipol Başakşehir. Vakayeme'nin çizgiyi geçen topu var. İkinci yarıda durumu 3-1'e getirdi Trabzonspor. Kaleci Volkan Babacan'ın müthiş kurtarışları var Melipol Başakşehir tarafında. Başakşehir 3 puanı aldı ve böylelikle Alanyaspor'un maçının sonucuna bakmaksızın ligi 4. bitirmeyi başardı. Erman Özgür, Elvir Baliç, biraz Başakşehir üzerinden aslında değerlendirelim Trabzonspor mücadelesini. Sonrasında genel değerlendirmeler de yaparız. Gelecek sezona dair de biraz projeksiyon tutmaya çalışırız. Nasıl bir maç izledik bugün Başakşehir-Trabzonspor maçında? Tabii şimdi senin söylediğin gibi, yani şimdi bir tarafta bir Trabzonspor takımı var. Yani son 4 hafta önce şampiyonu ilan etmiş bir takım. Bu son maçlarda da biraz performans düşüklüğü, daha doğrusu motivasyon eksikliği, bu da zaman zaman olabiliyor. Belki kupada bana göre Trabzonspor'un biraz daha gayret göstermesi lazımdı. Hatta o kupayı da alması lazımdı. Çünkü öyle bir oyunculara sahip. Çok kaliteli oyunculara, çok kaliteli bir takım. Ama olmadı. Ama sonuçta şampiyon oldular ve bu son haftalarda onlar da muhtemelen en futbolcuların düşüncesi işte artık bu lig bitse, bitse de gitsek yani bir havası vardı aslında baktığımız zaman. Dediğim gibi bu maça çıktıkları zaman hani herhangi bir hedefi olmayan bir takımdı. Karşı tarafta tabii Başakşehir'in bugün çok çok önemli bir maç vardı. Çünkü hem Alanyaspor'un bugün kazanması halinde, eğer Başakşehir kaybetseydi Avrupa'ya gitmeyecekti. O yüzden onlar için çok çok önemli maçtı ve ona göre başladılar maçı zaten. Bugün gerçekten çok daha fazla istekli, çok daha fazla konsantrasyon olan, motivasyon olan bir takımı gördük bana göre. Zaten ilk yarıda da bulduğu gollerle zaten maçı bitirmiş bir Başakşehir vardı. Tabii ikinci yarıda bu şöyle diyebiliriz. Yani doğal bir şekilde 3-0'dan sonra biraz geri çekilmesi, Trabzonspor'un biraz daha üzerine gitmesi, yani 3-1 yakalaması, işte birkaç tane pozisyon yakalaması, ama genel anlamda baktığımız zaman bugün Başakşehir gerçekten iyi futbol oynadı. Çok daha fazla istekliydi ve 3 puan aldı ve Avrupa için biletini aldı.
Çok önemli gerçekten burada Emre Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Çünkü Başakşehir öyle bir takımdan, öyle bir durumdan alıp da bu hale getirmesi gerçekten müthiş bir başarı. Ona da burada gerçekten onu da tebrik ediyorum. Dediğim gibi hak ettiği bir galibiyet ve Başakşehir bu sene gerçekten başarılı bir performans gösterdi. Bakalım önümüzdeki sene başarılar dilerim. İlk 8 haftada tam 6 yenilgi almıştı Melipol Başakşehir. Ve Emre Belezoğlu Beşiktaş maçı ile birlikte takımın başına geldiğinde aslında Aykut Hoca'dan devre aldığında düşme hattına yakın bir Medipol Başakşehir vardı. Biraz Medipol Başakşehir üzerinden ben konuşmak istiyorum. Çünkü Trabzonspor haftalardır konuşuyoruz ve Trabzonspor o kadar erken ligi tamamladı ki bu maçları biraz formaliteye çevirdi açıkçası başarısıyla. Ama Başakşehir'in ortaya koyduğu istikrar yine son haftalarda son bakıyorum 8 haftada kaybetmeden bitirdi Medipol Başakşehir ve Avrupa biletini aldı. Ben konferans ligini çok önemsiyorum. Bizim için, ligimiz için konferans ligi bu sene de gördük Avrupa'da. Yani koskoca Jose Mourinho finale çıktığı için konferans liginde ağladı. Gözyaşlarına boğuldu. Yani koskoca Roma takımı konferans liginde finale çıktı diye taraftarlar inanılmaz bir coşku yaşadı. Biz nedense bu yıl o kupayı biraz göz ardı ettik. Ben Medipol Başakşehir'in hem kadro profili açısından hem de kulüp yapısı itibariyle Emre Hoca'nın da vizyonunu katarak söylüyorum. Konferans liginde de gruplara kalıp önemli işlere imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu da yapması lazım açıkçası Medipol Başakşehir. Bir İstanbul takımı ve daha evvel de yakın zamanda şampiyonluk yaşamış bir takımdan Şampiyonlar bahsediyoruz. Şampiyonlar liginde boy evet. göstermiş. Bugün maça çıkmadan da çok başarılıydı Başakşehir. Maç bittiğinde de çok başarılıydı. Bu ligin şampiyonunu yendiler. Aynı zamanda sezon boyunca oynadıkları büyük takım oyununu da Avrupa'ya giderek taçlandırmış oldular. Emre Belözoğlu bu ligin modern futbol, büyük takım futbolu oynatan teknik direktörlerinden bir tanesi. Geçen sene Fenerbahçe'den ayrılışına bir anlam veremediğimiz Emre Belözoğlu aslında bunun yanlış olduğunu Başakşehir performansıyla da cümle aleme göstermiş oldu. Onu söyleyeyim. Bu fikstürün son hafta olması Trabzonspor için şans olmuş. Öyle de bir detay var. Çünkü bu maçı biraz boşa çıkarttı Trabzonspor erken şampiyonluğunu ilan ederek. Çünkü Medipol Başakşehir ligin en doğal favorisi, en güçlü takımı kim olursa olsun her zaman bir tehdit. Ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor bugün burada kazanırsa şampiyon olacak bir maça çıkmış olsaydı bu maçın hikayesi böyle olmazdı elbette. Ama yine de zorlanır mıydı? Elbette zorlanırdı. Çünkü Antalyaspor'a karşı zorlandı iç sahada. Niye Başakşehir'e deplasmanda zorlanmasın? Bireysel anlamda üst düzey yeteneklere sahip, üst düzey kariyerlere sahip bir takım. O yüzden ben Avrupa başlığını açtım biraz. Yani seneye Medipol Başakşehir'in ben konferans ligi gruplarına kalıp orada turlar atlamasını hayal ediyorum açıkçası. Bu hayali bana kurduruyor kulübün yapısı. Tabii rakiplerine göre borcu da çok olmayan bir takım. İyi yönetilen bir takım. Emre Belözoğlu'nun bence teknik direktörlük becerisini sadece saha içerisinden okumayalım. Serdar Gürler ve Trezeguet hamleleriyle devre arasında yaptığı Başakşehir işin hücum tarafında da çok yönlü bir takım oldu. Bak Pizzi'yi bugün oyuna bile almadı mesela. Transfer politikaları da iyi ama Trabzonspor için söylediğim bir şey vardı benim. Futbolun bir acımasız tarafı var. Bu sene şampiyon oldu Trabzonspor ama Şampiyonlar Ligi başarısı yakalayacaksa, oraya kalacaksa bu takıma 6-7 tane oyuncu eklemek zorunda. Benzer bir şey de Başakşehir için söyleyeyim. Benzer bir şeyi Konyaspor için söyleyeyim. Madem Avrupa'ya gidecekler oraya hazır olmaları gerek. Mesela bugün golü attı Epriano. Sanki misyonunu doldurdu Başakşehir'deki. Hakikaten hani heykeli dikilecek demeyeyim. O yanlış bir tabiri olabilir ama kulüpte adına altın harflerle yazdırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. İstikrar müthiş sembolü. Evet, Edin Visca'yla ikisi müthiş hizmet ettiler. Hem Türk futboluna hem Başakşehir'e. Ama dediğim gibi futbol acımasızdır. Bence yeni sezon için Başakşehir'in de en az 3-4 takviye ihtiyacı var. Aslında duygusal da yükü fazla olan bir maç. Abdullah Avcı, Edin Visca sezonun son maçını Başakşehir deplasmanında oynadılar ki evet. Sen de Edin Visca'yı yakından tanıyorsun. Abdullah Hoca da Başakşehir'in bugünlere gelmesi de çok önemli pay sahibi. Evet. Onlar için de şampiyon apoletiyle bu statta bu sezonun son maçına çıkmak enteresan bir tesadüf oldu. Aslında evet, bir de sevindirici olay çünkü Trabzonspor'un iddiası yoktu. O da muhtemelen o konuda böyle çok rahattı aslında çıktı maçı. Biraz önce Ermen söylediği gibi yani bir şampiyonluk maçı olsaydı esas o zaman nasıl bir his evet. olurdu, nasıl maça çıkardı? Çok gerçekten çok daha zor olurdu. Bugün tabii onlar için çok daha rahat bir maç oldu. Yani dediğim gibi şimdi önümüzdeki seneye bakacaklar. İşte Avrupa'da yapılan transferler,
Ama Erman'ın söylediği gibi herkesin gerçekten transfere ihtiyacı var. Çünkü orası çok başka bir seviye yani Avrupa. Özellikle şimdi Trabzonspor tarafını konuşuruz ama Başakşehir'in kadro profiline baktığımız zaman Konferans Ligi'nde biraz düşündüğümüz zaman yıllarca biz Başakşehir'i hep yaş ortalaması yüksek bir takım olmakla aslında değerlendirdik. Handikap olarak bunu değerlendirdik. Yani şimdi bakıyorum yine deneyimli isimler karşımıza çıkıyor. Yine belirli bir yaş seviyesinin üstünde isimler karşımıza çıkıyor ama yani aslında tempo yakaladığı zaman ve gerçekten de bir odaklanma söz konusu olduğunda yani çok mesela Konferans Ligi'nde yarı final oynasa şaşırmayacağında bir yetenek havuzuna sahip. Ama tabii transfer döneminde nasıl şekillenecek Başakşehir tarafında işler onu da göreceğiz. Ara transfer döneminde bir anda Pizzi, Trezeguet'i alınca kadroda Nasser Çadli gibi önemli bir isim var. İşte Okaka 12 golle sezonu tamamladı. Dediğin gibi hani işte Kaysara Duarte onların yanına belki işte Epuriano gibi vadesi de olan oyuncular eklendiğinde Çadli ile ilgili bir şey çok söyleyeyim. Çok tehditkar bir takım. Bence zor bir oyuncu. Zorluğu şuradan. Yeteneği tartışılacak bir oyuncu değil. Belçika milli takımında da oynuyor. Ya sağlam olduğu zaman tabii. Ona güvenip kadro planlaması yapmak zor. Çünkü oyuncunun sakat kaldığı haftalar genelde sağlam olduğu haftalardan çok daha fazla. Artık oynadığı zaten ikamesi var. Yani o biraz böyle performans üzerinden sözleşme yapılması gereken oyunculardan bir tanesi ama bir forma işgal ettiği zaman onun yerine alabileceğin ve fark yaratacak bir oyuncudan vazgeçmiş oluyorsun. Bir teknik direktör için Çadli profilindeki oyuncular çok zor. Benzer bir şeyi Vakayeme için söyleyeyim. Şimdi bu sezonun oyuncusu Uğurcan'la beraber Vakayeme. Bu maç özelinde demiyorum. Bu maç özelinde de Trabzonspor'un en fazla fark yaratan oyuncusu. Her pozisyonu ikili sıkıştırmayla karşılıyorlar Vakayeme'yi. Yani yine de bugün golü attı. %100 vurduğu topları Volkan Babacan çıkardı. Maçın ikinci yarısında yaptığı kurtarışlarla Volkan Babacan maçın yıldızı bence. Evet, çünkü geri dönüşe izin vermedi. Ama ilk yarıdaki silik görüntüsü, şimdi bu tip iki güçlü takım oynadığı zaman genelde iş göbekler kapanıyor, set hücumu falan. Birkaç tane gol yapma şansım var. Bir duran toplar, Başakşehir duran toptan gol yaptı. İki bireysel hatalar, bence Okaka'nın golünde ciddi bireysel hatalar var. Hem Uğurcan'ın hem Dorukhan'ın. Bir de rakibi hazırlıksız yakalama kriteri var. Son golde de hazırlıksız yakaladılar. Yani bugün maçı kazanabilmek için çok doğru işleri yapan taraf Başakşehir. Sezon genelinde de topa hakim olarak oynadı. Ama şu bir gerçek. Müthiş bir planlama gerektiriyor. İster Konferans Ligi olsun, ister Şampiyonlar Ligi olsun. İkisini beraber götüreceğim, üçünü beraber götüreceğim dediğin zaman maddiyat, planlama ve profesyonel oyuncularla gidiyor bu iş. Bunun haricinde çok çok zor. İnşallah bir iki başarırlar. Ama genelde Avrupa Kupası oynayan takımların lig hedeflerinden çabuk uzaklaştığı sezonlar görüyoruz. Konferans Ligi de bir Şampiyonlar Ligi değil. Şimdi Başakşehir o deneyimi yaşadı. Şampiyonlar Ligi, Paris Saint-Germain, United, evet. Leipzig. Yani Konferans Ligi'deki seviye de biraz farklı. O yüzden artık bizim ligimizin kalitesi oralarda da fark yaratabilmeli. Yani Konferans Ligi özelinde diyorum. Yoksa Şampiyonlar Ligi çok o makas açıldı yani. Evet, aslında seni söyledi. Ben tam onu da söyleyecektim. Yani şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir başarı gösteremedi. Tabii Şampiyonlar Ligi çok daha güçlü ekipleri var. Ama o zaman zannedersem Başakşehir'in kadrosu da belki bu kadrodan bir tık daha İrfan Can kalite, falan da vardı. Kalite olabilir. İrfan Can öyle düşünüyorum. O yüzden hani hiç beklemediğimiz belki o kadar iyi bir sezon geçirdikten sonra ne olursa olsun. Tam olarak şimdi hatırlamıyorum kaç puan almışlardı yani o zaman. United'ı için yendiler. Yani 4 puan aldılar yanılmıyorsam. Çok evet. İyi başlamadı ama tabii Konferans Ligi onlar için büyük bir şans ve dediğim gibi hem seçecek takımları hem yapılan transferleri ama mutlaka transfer gerekiyor. Hatta bir sene öncesiydi. Emre Belezoğlu o zaman futbolcuydu. Bir Sevilla eşleşmesi vardı Başakşehir'in. Emre Belezoğlu'nun frikiği direkten dönmüştü. Son dakikada. Eğer o friki gol olsa Sevilla'yı eleyecekti mi? Müjdat. Bu sene Türkiye'nin en güçlü kadrolarından 3 tanesini say desem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bu işin içerisinde sayar mısın? Sayarsın. Bence en iyisi Fenerbahçe'ydi. Konferans Ligi'nde de olmadı. Mesela UEFA Ligi'nde de. Bence UEFA grubundan da çıkabilecek kaliteye sahipti. Sadece oyuncu kadrosunun isim isim kalitesi üzerinden gitme Avrupa'daki başarıya. Öyle olsa şimdi Başakşehir orada yarı final oynarsa şaşırmam diyorsun ama mesela Fenerbahçe'de kupayı alsa şaşırtmayabilirdi o kadroyla. Ama teknik direktörü gelip benim kulübümün önceliği bu değil dedi. Evet işte şimdi biz Abdullah Hoca da bundan eleştirildi daha önce Başakşehir'deyken. Elbette. Ya hoca sürekli şampiyonluk kaçırdığı yüzünden de eleştiriliyordu. Şampiyon oldu. Şimdi Avrupa Kupası'nı ligle beraber götürmek istiyor. Bu kadroyla mümkün değil.
Bu çok Abdullah Avcılık bir mesele değil Trabzonspor'u şu anda. Trabzonspor'u diyorsun. Ben evet. Başakşehir'den başladık. Başakşehir tarafında da yine çok takviyeye ihtiyaç var. Şimdi Pizzi bugün Serdar Gürler'in yedeği olarak kalıp oyuna giremediyse demek ki form rekabetini kaybetti. Ve birkaç edecek mi? Ondan da belki. Bilmiyorum. Belki de düşünmüyorlar. Ama gelecek sezon için üretken orta sahaya, kanat forvete, Okaka iyi oynamış olmasına rağmen hala santrafora, Epriano'nun gidecek olduğu düşünülürse stopere, Kaysara yaşı ilerledi. Belki sağ beke. Yani doğru planlama ve biraz Avrupa Kupası için risk almak lazım transferde maddi anlamda. Lig de erken başlıyor. Bizim takımlarımız genelde bu transfer politikasını başka takımların istemediği oyuncuları bıraktığı zaman kiralayarak çözdükleri için bu transfer politikaları böyle gittiği için hep geç hazırlanıyor takımlarımız. Geç hazırlanınca Avrupa'da başarısızlıklar, ligde başarısızlıklar geliyor. Lig ve Avrupa'yı daha beraber götüren bir takım herhalde en son Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş, o da nasıl bir kadroydu? Şöyle bir aklına gelsin. Pepe'li Adriano. O sezon yani. Dördüncü oldu Beşiktaş'ta. Dördüncü, yani götüremedi derken son haftalara kadar en azından yarışın içinde kaldı. Ben onu götürebildi kabul ediyorum. Galatasaray götürdü. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı sene şampiyon oldu. Bu 2012-13'tü yanılmıyorsam. 10 sene olmuş. Drogba'lı kadro işte. Evet. Yani yine de o kadro da çok kaliteli kadro evet. Mesela. Ya bu kadar kaliteli kadro var mı Türkiye'de şu anda? Yok ama şimdi şampiyon olan Eintracht Frankfurt'a final oynayan Rangers'a bakıyoruz Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe'nin iki Eintracht Frankfurt maçı aklıma geliyor. Özellikle Frankfurt'taki maç. Yani biraz bu yolda da o ivmelenme kendini gösteriyor. Rangers'da Galatasaray'la oynadı. Frankfurt'ta Fenerbahçe'yle oynadı. Gördük yani o tempo... O takımdaşlık, o takımın taktiksel olarak bütünleşmesi biraz maçlar ilerledikçe de ortaya konuyor. Güzel, şimdi teknik direktör işi bu iş. Fenerbahçe, Slavia Prag eşleşmesini getir gözüne. Hocam teknik direktör, evet. Ben girmedim. Futbolcuyum. Teknik direktörün soyunma odasında ne konuştuğu sana o maçla ilgili, o kulvarla ilgili konsantrasyonu en net veren şey. Şunu sorayım, Emre Belezoğlu o profili taşıyor mu? Onu sorayım. Kafasında Avrupa Kupası'nda başarı varsa ki olmalı. Kesinlikle profili var. Ama şöyle bir şey de var. Mesela şimdi Avrupa'da oynayacak maçlarında işte dediğim gibi yapılan transferler nasıl futbol oynatacak, o takımlara karşı nasıl çıkacak? Mesela benim gördüğüm Başakşehir bu sene çok fazla ısrar ettiği ve başarılı olduğu, mesela sistemin 4-1-4-1 sisteminde daha fazla baskılı yukarıda oynayıp da hep öyle maçları genelde çıktı, öyle kazandı. Şimdi Avrupa maçları biraz farklı olabilir. Hangi takıma karşı oynuyorsunuz? Hangi transferleri yapacaksınız? Acaba geride oynayıp da belki kontra atakla çıkması, öyle oyuncular da sahip aslında Başakşehir bana göre. Hızlı oyuncular da var. İşte onu dediği gibi teknik direktörü iyi değerlendirecek ve ona göre ya ben hep maçlara çıkacak. Bu konuda Pereira'ya çok kızgınım mesela. Bir Antwerp maçı oynadı Fenerbahçe içeride. Fenerbahçe'nin istemediği oyuncular var. İçeride 2-2 bitti, yanlış mı hatırlıyorum? Dedi ki Antwerp de bizim kadar iyi takım dedi. Değil abi ya. Gitti deplasmanda 3 tane attı ondan sonra. Yani o grubu ciddiye alsaydı Fenerbahçe o grupta bugün Eintracht Frankfurt'un yaptığı işi yapabilirdi. Müjdat. Yani kadro kalitesi çok yüksekti Fenerbahçe. Şimdi Eintracht Frankfurt'un Barcelona eşleşmesinde ortaya koyduğu futbolu gözümün önüne getiriyorum. Galatasaray'da şimdi ama benzer bir iş yapmadı mı? Galatasaray deplasmanda mağlup olmadı daha. Galatasaray daha mahkum oynadı. Eintracht Frankfurt iki maçta da Barcelona'ya cevap verebildi. Yolda gelişti biraz Eintracht Frankfurt. Xavi geldikten sonraki Barcelona'da tabii. Yani tam Galatasaray'ı zorlayacak seviyeye gelmiş. Yok, şunu demek istiyorum. Galatasaray Barcelona'yı Camp Nou'da zorladı ama revanşta çok teslim oldu. Olmak durumunda kaldı. Zaten formda bir döneminde değildi Galatasaray. Eintracht Frankfurt Fenerbahçe ile oynadığı dönemdeki gibi değildi Barcelona eşleşmesinde. Çok daha gelişmişti. Çok daha kendini bulmuştu. Yani biraz sezon da bunu belli ediyor. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Emre Belezoğlu uluslararası bir oyuncuydu. 31 yaşında Atletico Madrid'de Simeone'nin sahada amiyane tabirle böyle savaşan, rakip takımın kanını akıtan Atletico Madrid'in, en yoğun Atletico Madrid'in transfer ettiği isimlerden birisiydi. Kariyerinde Inter'in, Newcastle United'ı, birçok uluslararası başarısı olan bir isim. Ben Emre Belezoğlu'nun Konferans Ligi'ni çok önemseyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle önemseyecek tabii. Şimdi örnek verdiğimiz zaman Atletico Madrid'deki Simeone yani kaç senedir kaldığı ve hep bir şey üzerinde çalıştığı, sadece kendi inandığı bir hem sistem olarak hem oynattığı futbolda sürekli aynı şeyi ısrar etti ve çok uzun süre kaldı. Şimdi Emre için bu ilk defa değil mi? Böyle bir tecrübesi olacak. Dediğim gibi aslında orada bazı hamlelere ve oynattığı futbol esas belli olacak. Şu anda mesela söylemesi gerçekten çok zor. Nasıl olacak? Şimdi bir de o maçlar ligden önce başlıyor değil mi? Ya da tabii. Hemen elemeleri başlıyor. Elemeleri başlıyor. Tabii önce yani, elemeler var. O da hani
avantaj olabilir. Çünkü ligin içerisinde oynadığınız zaman o maçları genelde maalesef Süper Lig'deki takımlar onu kaldıramayabiliyor. Hem bunu, fiziksel olarak. Bunu neden vurguluyorum biliyor musunuz hocam? Şimdi Galatasaray'ın İstanbul'da sürpriz ettiği Marsilya mesela. Konferans Ligi'nde yarı final oynadı. Hatta finale yakındı yani. Finalist olsa şaşırmayacaktık. Feyenoord çıktı ve Roma çıktı orada. Yani Fenerbahçe'nin başa başa oynadığı Eintracht Frankfurt Avrupa Ligi'nde final gördü. Ama mesela bizim seviyemizin kadro profili olarak altında çok takım var buralarda. Yani artık son 8'e kalmamız aslında bizim doğal beklentimiz olabilir. Konferans Ligi özelinde söylüyorum. Emre Belezoğlu'nun da vizyonunu ve bir gün Avrupa'da kulüp çalıştırma isteğini bildiğim için yalnız Başakşehir'in de var. Buradaki odaklanması farklı olabilir. Başakşehir'in de var. Son 8 sezonunda bir kez gidemediler Avrupa'ya. Evet ama orayı mesela o bir Angarya. Şampiyon, yani hani, orayı biraz daha... Yok ciddiye aldı. Rotasyon yaptıkları sene de Abdullah Hoca çok eleştirilmişti mesela. Avrupa'da rotasyon yaptığı seneler vardı çünkü. Evet. Direkt Şampiyonlar gruplarına kaldı zaten bir tanesi. Bir tanesi de ön elemede Sevilla'yı elemeye çok yaklaşmıştı. Evet. Yani ben çok boş verdiğini düşünmüyorum Başakşehir takımını. Artık kaderin belli olduktan sonra yapılan rotasyona getirilen eleştirinin bir anlamı yok. Trabzonspor'da gencecik çocuklarla Avrupa Kupası maçına çıkmak zorunda kaldı. Mesela şimdi Trabzonspor tarafına geçecek olursak maç izlerken de konuştuk. Hocam sizinle başlayayım sonra Erman Özgür'e de sorayım aynı soruyu. Gelecek sezon nasıl bir Trabzonspor 11'i hayal edebiliyorsunuz? Ben çok hayal edemiyorum. Çünkü gerçekten durumu belli olmayan çok kritik isimler var. O isimlerin ikamesi nasıl olacak onu da çok merak ediyorum. Çok doğru. Yani şimdi tabii yapılacak transferleri şimdi şu anda söylediğin gibi hani hangi oyuncuları kalacak, hangi gidecek? İşte bazı oyuncuları mesela bu sene çok fazla beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz bu sezon için. Yani o her şeyi etkileyecek. Ama biraz önce hani Başakşehir için söylediğim de aynı şekilde Trabzonspor'u da gerçekten ihtiyacı var oyunculara. Mesela Uğurcan. Evet. Abdülkadir Ömür. Vakayeme. Bu üç oyuncunun şu anda durumu belirsiz. Bakasetas takat. Bakasetas onun da adı çok geçiyor. Hı hı. Bu dört oyuncunun durumu belirsiz. Ve yaş ortalaması yüksek bir takım Trabzonspor. Evet. Ama transfer konusunda Trabzonspor genelde baktığımız zaman bu sene en başarılı takımlardan biri. Gerçekten yaptıkları transferlerle hepsine verim aldı. Yani ben inanıyorum ki Abdullah Hoca da bu yapılacak transferlere de gerçekten nokta transferler olur. Ve Şampiyonlar Ligi'nin elemelerinde de daha başarılı. Geçen sene hazırlık kampına yetiştirdiler mesela. Evet. Hamşi falan bir sürü oyuncu yetiştirdiler. Seviye çok Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olunca başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani orada başka bir seviye karşımıza çıkıyor aşılması gereken. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki makas gerçekten çok açıldı. Özellikle tempo konusunda. Trabzonspor yani Sayın Ağal'ın yerinde olsanız nasıl bir strateji izlerdiniz? Bu üç oyuncunun üçünü birden verir miydiniz? Birini verip ikisiyle devam mı etmeye çalışır? Mesela Yusuf Yazıcı döneminde öyle oldu. Abdülkadir Ömür'ü Benfica'ya satmadı mesela. Sayın Ağalı ve bunu açıkladı. 20 milyon euro teklif geldi kabul etmedik dedi. Hı hı. Yusuf Yazıcı'ya izin verdiler sadece o sene. Uğurcan ve Abdülkadir'i tuttular. Şimdi burada yönetimin stratejisi de bence çok belirleyici. Ya tabii ki çok önemli ama şimdi rakamlar da çok çok önemli. Ya şimdi hangi rakamlar eğer satacaksanız yani onun yerine koyacak oyuncuların yani hem kalite aynı seviyede hatta daha üst seviye olması lazım. Ona da harcayacak paranız lazım. Yani bunu da iyi yapması lazım. Yani dediğim gibi şu ana kadar burada Trabzonspor çok başarılı oldu transfer konusunda. Yani hem yönetim hem Abdullah Hoca çok başarılı oldular. Ben inanıyorum ki onlar çok doğru transferler yapacaklar ama tam şu anda belli değil. Yani giderler. Asıl test bilmiyorum. Şimdi başlıyor bence. Transfer kesinlikle. Şöyle yürüyor Müjdat. Oyuncunun da gidip gitmemek istemesi çok belirleyici. Bir oyuncu gitmek istiyorsa o zaman bonservis bedeli konusunda da yardımcı olmak mecburiyetinde bence kalırsın. Uğurcan gitmek istiyor çünkü mesela. Çünkü istemeyen, kulüpte kalmayı istemeyen bir oyuncuyu tutmak sana sportif anlamda pek bir başarı getirmiyor. Bu bir hata oluyor. Ben ta ilk Trabzonspor transfer olduğunda Vurdüneş'te gördüm bunu. Müthiş bir oyuncuydu. Gitmek istedi bırakmayınca sezonun ikinci yarısında yürüyüş yaptı bize. Dedi ki ben sezon sonu zaten gideceğim. Hiç kendisini üzmedi. Kafa olarak getiremiyorsun bu sefer oyuncuyu. Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi oyunculardan dedi ki iyi teklifler geldi. Verdin. Yerine aynı oyuncuları aynı rakamlarla almak zor. Bence en kritikisi bu Uğurcan Çakır şu anda. Ya Türk kaleciden devam edeceksin. O mesele değil. Değerini bulduysa onun mukavelesi bitiyor mu? Bitmiyor. Hayır satış söz konusu ama biz ben biraz satışır. Bak çok sevdiğimiz için galiba biraz da oyuncularımızı Erman, biraz abartıyoruz. 25'ler, 30'lar falan. Arkadaşlar Avrupa Kupası oynamayan ya da milli takım performansı parlak olmayan
kaleci ya da oyuncu, hiçbir oyuncu 30'ları falan görmez bu ülkede. Hikaye 30, o iş. 30 bana da abartı da. Sorun şu. Yani Trabzonspor açısından Uğurcan Çakır'ın ikamesini bulmak, bulmamak bu sene şampiyonluğun kaderini değiştirirdi Uğurcan Çakır'ın yerine başka bir kaleci olsa bence. Müjdat, geçen sene Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'di. Evet. Çok da bireysel hatadan gol yedi. Doğru mu? Yani bir Beşiktaş, gol, bir Beşiktaş, gol artı bir averaj oldu. Ersin'le şampiyon olmadı ama Trabzonspor Uğurcan'la şampiyon oldu. İşte onu diyorum. Bir numarada Uğurcan var, kabul ediyorum. Gerisinde bekleyen Erce gibi kaleciler de gelir gelmez Uğurcan olamazlar. Ama oynadıkça potansiyelleri sayesinde Uğurcan seviyesine yaklaşabilecek oyuncular. Bir kulübü açtıysa oyuncu performans olarak da maddi anlamda da oyuncuyu vermek zorundasın. Bizim ülkemizde ekonomik anlamda 20'yi falan reddedebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Uğurcan da bence gitmek istiyor. Yani dediğim Vugrinec kadar takımı sabote etmez elbette ama... Takımı sabote etmedi canım, öyle değil. Öyle demek istemedim ben. Yürüyüş sabote etmedi de çok kendisini üzmedi yani. Ya Vugrinec yani... Uğurcan Çakır da gitmek istediğini dile getiriyor. Yani şartlar uygun olursa gitmek isterim diyor. Burada tabii şimdi mesela Vakayemen'in istediği yazılanlar çerçevesi söylüyorum. 3,5 milyon euro yıllık bir kontrat isteğinden bahsediliyor. 1,5 öneriyor deniyor Trabzonspor yönetim. Buradaki maaş dengeleri de çok önemli mesela. Denge çok önemli. İşte Uğurcan konusunda da tam ona değecektim. Şimdi Uğurcan'ın mukavelesi devam ediyorsa ve inanıyorum yani daha doğrusu düşünüyorum ki onun aldığı ücreti bence çok yani oynadığı futbola göre şu anda belki çok altındadır. O yüzden önümüzdeki sene belki nasıl söyleyeyim bu Avrupa gidişinde böyle onu değerlendirip belki biraz daha mukavelesini bazı değişiklikler yapması. Hani ben Trabzonspor'da kalırım ama benim işte alacağım ücreti biraz daha artıralım gibi bir şey olabilir. Yani çünkü futbolcular genelde böyle bir şey de yapıyor yani bu durumlarda. O yüzden bu da tabii bakması lazım ama yani Şampiyonlar Ligi daha doğrusu Avrupa'da oynamak başka. En azından yani gözün önünde senin ilerideki zamanda şeyde de artacak, fiyat da artacak. Bir de şey Uğurcan'ı biliyoruz. Milli takımda galiba pek de iyi performans olmadı. Olmadı. Bu ülkenin en iyi transfer başarısı, en büyük transfer başarısı bana göre Cenk Tosun. Zaten en yüksek giden de Cenk Tosun oldu. Bedavaya Türk aldı olarak. Beşiktaş. Sezonun bitmesine 6 ay kala sözleşme imzalattı. Bedavaya aldı. 20 küsur 25 civarında da verdi. Bir Türk oyuncunun en çok getirdiği bonservis Cenk'te. Peki şöyle bir düşün bakalım. Milli takımda atıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde de inanılmaz iş çıkardı. Şampiyonlar ancak öyle 25 etti. O yüzden bizde İsmi ne olursa olsun bir oyuncunun 25 falan edebilmesi için Avrupa Kupası'nda hatırı sayılır maçları oynaması tabii lazım. Cenk'in son sezonunu hatırla. Porto'ya 25 metreden gol attı. Benfica'ya yılın golünü attı. Böyle evet. Yarım voley. Voley röveşata arası bir şeyle. Spektaküler goller attı. Bir de çok diriydi Cenk Tosun o zaman. Evet, yani Uğurcan ama kaleci olduğu için farklı denklemler var. Fulham istiyormuş Uğurcan'ı. Daha önce Fabri'yi de aldı Fulham. Hatırlayın Beşiktaş'tan. Evet. Yani öyle bir transfer... Benzerliği de olabilir. Geliştirmesi gereken yönleri var. Hocam katılır mı? Bugün yan toplarda biraz zaaflı olduğunu yediği gollerden anlayabilirsin. Bir, ikincisi ayakları Avrupa'da en üst düzey takımda oynayacak kadar iyi değil bence. Ayaklarını da biraz geliştirmesi lazım. Bizim ligimiz için üst düzey bir kaleci. Belki de en iyisi. Ama Avrupa'ya gidecekse bundan daha iyisini yapmak zorunda. Evet. Peki Trabzonspor'dan da tabii şampiyonlar gruplarına kalma beklentimiz var. Ülke olarak buna ihtiyacımız var. Rusya ve Belarus kulüplerinin katılmamasıyla birlikte bu yol biraz daha kısaldı Trabzonspor için. En azından bir aşama daha kısaldı. Bu kadroya bakalım nasıl takviyeler yapılacak. Trabzonspor da çünkü gruplara katıldığı an inanılmaz bir ekonomik gelir elde etme şansına sahip. Şöyle bir hayal kırıklığı yaşadık. Hayal kırıklığı derken biz yaşamadık tabii. Trabzonspor tarafı yaşamıştır. Vakayemen'in gidiş ihtimaline karşı bir Kouassi hamlesi yapıldı. Fakat bugün görünüyor ki Vakayemen'in yerini doldurabilecek bir oyuncu değil. Vakayemen'in yerini dolduramazsınız. Bu güzel. Takımda bu seviye, şu anki görünen seviye, ligin geneline baktığımız zaman domine etti ligi ama Trabzonspor. Şu seviye Şampiyonlar Ligi hayali kurduruyor mu Trabzonspor taraftarına? Aslında soru bu. Orada başarılı olma ihtimalini çok fazla görmüyorum. O zaman buna göre transferler yapılmalı. Tabii biraz kura şansı da önemli. Çekersin güzel bir kura, sezonu şeker nasıl gibi. Nasıl başlayacaksın? Yani Paris Saint-Germain'leri falan çekmeyeceksin. Avrupa'da gerçekten maçları çok farklı. Şimdi Vakayemi'den bahsediyoruz. Tabii bu ligin belki en iyi oyuncusu. Gerçekten topu aldığı zaman hepimiz heyecanlanıyoruz. Ne yapacak? Ama Avrupa'da şimdi sadece top aldığım zaman, sadece hücum anlamda oynamak, böyle bir şey kabul etmesi biraz zor. Yani
Avrupa çok daha farklı bir seviye. Yani hem geri oynayacaksınız hem ileri oynayacaksınız. Yani o yüzden dediğim gibi yani çok merak ediyorum performansı nasıl olacak orada yani. Evet, Alanyaspor'da Fatih Karagümrük deplasmanda yendi Efecan'ın golüyle. Bir de penaltı kaçırdı Alanyaspor. Çok kısa Alanyaspor'un da bu sezonki performansını değerlendirelim hocam. Sizle başlayalım. Yani son ana kadar Avrupa Kupalarını kovaladı Alanyaspor. Valla ben Alanyaspor'a da zaten 2017'de ben de çalıştım. Yani Safet Hoca ile beraber ben de yardımcılığı yaptım. Bizim o zaman o dönemde gerçekten en zor dönemdi. Çünkü o zaman Alanyaspor küme düşmemeye oynuyordu. Biz de 18 puandan aldık, 40 puan yaptık ve o sene kaldık ligde. Ve ondan sonra gittikten sonra o senede ve ondan sonraki seneler hep şunu söylüyorum. Alanyaspor'un yani yönetim anlayışı yapılan transferlerde o kadar iyi, o kadar profesyonel yapıyorlar ki bu seviyede Alanyaspor'u getirdi. Yani her sene hatta hangi teknik direktör çalıştıysa hep Alanyaspor'da başarılı oldu. Yani yapılan transferlerle güçlü ekip. Baktığımız zaman her sene 5. 6. hatta Avrupa'ya galiba bir kere tabii Avrupa'da ki katıldı değil mi bir kere? Ya 4. oldu. Katıldı. Katıldı sanki ama şey yapamadı. Yani hep böyle zorlayan bir takım ve gerçekten bunu devam ediyor. Bu da çok önemli. Teknik direktör açısından da yine söylediğim gibi her teknik direktör orada başarılı oldu. Çok istikrarlı bir organizasyon. Çok istikrarlı bir organizasyon. Güzel de bir yer. Yapılan transferlerde sonra yapılan transferlerden sonra verdikleri zaman işte Bakasetas gibi, o zaman işte Wagner Love gibi, Siopis'i de verdi. Emre Akbaba, Siopis'i verdi. Yani hep hem para kazandı hem de onu yerine koyabildiği oyuncuları hep başarılı oldu. Yani o yüzden Alanyaspor'u gerçekten tebrik etmek lazım. İstikrarını sürdürüyor. O yüzden bu sene de aynı şekilde hak ettiler. Şu anda 5. bitirdiler değil mi bu sene? Evet. Gerçekten tebrik etmek lazım. Yaşamaktan keyif alınan bir yer. Görünen o. Biz de deplasmana gittiğimiz çok zaman cennete gitmiş gibi oluyorsun. Çok güzel bir yer hakikaten de. Teknik direktörler konusunda Erol Hoca, Sergen Hoca da çalıştı. Bir rehabilitasyon merkezi büyük ve takım yetiştirme kulübü oldu. Büyük takım yaptılar onlar. Mesela Salih Uçanlı ve Ozan Tufan da düşüşe geçmişlerdi. Onlar da tekrar yükselişe geçen performanslarıyla büyük takım gördüler bir kez daha. Bir tek Efecan'a üzülüyorum. Bugün de golü attı, maçı onun kazandırdı. Milli takıma gitti ama ya. Ya milli takıma gitti de büyük takıma da gitmeliydi. Ya o onun tercihiydi. Kesin. Yani Efecan o seviyeye geldi. Yok, Trabzonspor'la anlaştı, gidemedi. Biraz kulüp bırakmak istemedi anladığım kadarıyla. Ama işte yani ama istikrarına hayran kaldığım oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle. Çok çalışkan. Efecan, çok ben kalite oyuncu. Alanyaspor'un hocam TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiği maçı anlatmıştım. Atatürk Olimpiyat'ta Hatayspor'la penaltılara gitmişti. Efecan 2. Lig'deyken de Alanya'da oynuyordu. Galatasaray altyapısında. Ya ben zaten Karabükspor'un teknik direktörü yaptığım dönemde kısa da olsa onlara karşı işte Emre Akbaba, Tayfur, bir de Efecan. Emre, yani onlar üçü lige çıkarttılar. Emre zaten. Belezoğlu konuşuyormuş. Bir dinleyelim tamam. Canlı neler söylüyor. Böyle bir ekiple, böyle bir takımla çalışmak benim için çok mutluluk ve gurur vericiydi. Kendi ekibime de, bütün bize destek olan Edi Hoca'ya, Selçuk Hoca'ya, Özden Hoca'ya, bütün çalışan arkadaşlar, Bey Hoca'ya hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yani bizim iyi bir ekibimiz vardı ve bunun karşılığını da bence hem takıma verdik oynatmak istediğimiz oyun anlamında hem de arkadaşlar da futbolcu arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim için iyi bir sezon oldu. İyi bir başlangıç yapmıştık. Sonunu da iyi getirdik. Bu anlamda mutluyuz. Hocam ilk sezonunuzda Avrupa geldi ve sizin için Avrupa yıllarca top oynadınız ama şimdi teknik adam olarak Avrupa takımımızın başında. Evet. Sizin için neler hissettiriyor Avrupa? Yani kulübümüzün zaten genlerinde bu mevcut. Her sene hemen hemen şampiyonluğu oynadı. En kötü senesi geçen seneydi. 12. olarak bitirdi. Onun dışında hep ilk 4'te bitirdi. Kulübümüz son 5-6 senesine baktığınızda Avrupa kupalarında da en çok puan toplayan takımlardan bir tanesi bizim takımımız. Yine aynısını hedefleyeceğiz. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek ve onlarla beraber yarışabilecek güçte olduğumuzu göstermek istiyoruz. Meydan okumaya devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Daha da güçleneceğimizi düşünüyorum yapacağımız destekle, transferlerle. İnşallah iyi olacak diye ümit ediyorum. Avrupa kupalarına gideriz. Hocam bu maç özellikle bir soru sormak istiyorum. İlk yarıda yanılmıyorsam bir not yazdınız ve Kayseri'ye verdiniz. O da burada ciğerciye ulaştırdı. Notta ne yazıyordu? Ben şahsen çok merak ettim. Ya o gün rakibin topla buluştuğu anlarda birazcık biz skoru yakaladıktan sonra rahat oynatmaya başladık. Pozisyon dizilişiyle alakalı top rakipteyken bir şablon verdim, onu yaptı arkadaşlar. Var mı, şey? Var mı başka bir şey? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başarılar.
Evet, Emre Belezoğlu da açıklamalarda bulundu. Fatih Karagümrük'e de bir kısa parantez açalım. Volkan Demirel'le birlikte sezonu tamamladı Fatih Karagümrük. Nedir kısaca değerlendirmeniz? Aynı şekilde Volkan Hoca için de gerçekten başarılı bir sezon bana göre. Hem ilk deneyim hem iyi bir başarı yakaladı. Gerçekten onları da tebrik etmek lazım. Yani şeye geçti, ne derler, sınıfını geçti diyebiliriz. Muhtemelen önümüzdeki sene de kalacak orada. Yani çok önemli bir şey. İyi bir yerde başlayıp iyi bitirmesi gerçekten iyi oldu. O yüzden önümüzdeki sene de içinde başarılar dileyim. Fırat Hoca da son maçına çıktı. Karagümrük Alanya maçıyla hakemlik kariyerini tamamladı. O da ikonik bir figür olarak akıllarda yer edinecek. Bence bizim yakınlarımızda olur. Olur mu? Olur. Yorumcu olur yani. Yorumcu da olur. Hakem hocası değil, yorumcu olur bence. Ekrana da çok yakışacağını tahmin ediyorum. İnşallah olmalı da. Karagümrük'le ilgili şunu söyleyeyim. Bazen takımların bardağın dolu tarafından bakmak için bir iki ayrıntısı vardır. Mesela gol kralı adayı çıkardılar. Pesic. Emre Mor'u kazandılar. Hiç kimse kazanamazken iyi sezon geçirdi. Belki Türk futbolu milli takım adına da önemli bir gelişme olabilir. Emre Mor çok iyi bir 24 oyuncu. 24 yaşında daha. Evet, yani bizi çok erken yaşlarda heyecanlandıran bir oyuncuyken şimdi futbolun olgun tarafına da erken geldi ve bu sezonu iyi geçirdi. Karagümrük için genç oyuncuları kazanmak da çok önemli. Volkan Hoca'nın da iyi başladığını düşünüyorum teknik direktörlük kariyerine. Bence Farioli'nin bıraktığı yerden iyi toparladı o takımı. Belli de bir kalitesi var zaten Karagümrük'ün. Peki Okan Buruk'un açıklamaları var sevgili seyirciler NTV'ye. Bir izleyelim, sonrasında son bölümde biraz Okan Hoca'nın üzerinden de gündemi konuşalım. Birçok takımı çalıştırdım. Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularınızı, işte şeyinizi belirtmek o anlamda doğru bulmuyorum. Yani öyle de bir insan değilim. Yani taraftara böyle işte her zaman boş öyle gözükeyim, böyle gözükeyim. Yani bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Yani tabii ki hep söylüyorum onu, Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba, yani bundan önceki teknik direktörlük kariyerimde çok büyük bir çaba sarf ettim. En dipten geldim, en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı kendime hem yakıştırıyorum hem istiyorum. Hem birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Yani sokak bir ayna tabii ki. Sokaktan size insanlar, yani gittiğiniz her yerde size olan sevgisini, ilgisini mesleki anlamda gösteriyor. Yani birçok yerden, Galatasaray'dan bunu duyabilmek benim için çok önemli, çok değerli. Yani bir sonraki teknik adam olarak beni görmeleri bu anlamda önemli. O yüzden inşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Bu anlamda benim için, yani dediğim gibi, hep yani hayatıma baktığımda hep yani doğru zamanda olacaksa olsun, yani bu çok önemli benim için. Dediğim gibi yani doğru zaman geldi mi? Yani bir yandan geldiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda eğer Galatasaray'da ilerleyen zamanda bir hoca değişikliği olacaksa, tabii ki mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Mevcuttaki hocalara saygı göstermek gerekiyor. Onun dışında bir değişim olursa, bu değişim içerisinde tabii ki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmayı isterim. Yani bu benim için bir hayal ve yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Ama dediğim gibi yani hayırlısı en doğru zamanda olsun. Yani benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum. Zamanlama olarak doğru olduğuna inanıyorum. Yani kendim bu anlamda hazır hissediyorum, hazır görüyorum. Olursa da tabii ki seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Evet, NTV'de MKG'nin kırılma anı programında yaptığı açıklamalar Okan Hoca'nın. Süremiz az, o yüzden çok net soracağım. Galatasaray için Okan Buruk doğru isim olur mu? Ben mi? Buyur hocam. Yani biz burada haftalarca aslında konuşuyorduk ve hep söylüyordum. Gerçekten çok yakışıyor. İnşallah da olur. Galatasaray'ın teknik direktörü. Çünkü bence bu ligin en istikrarlı, en başarılı hocalardan bir tanesi. Yani gerçekten
hem Akhisar'da hem de Başakşehir'de mesela Abdullah Hoca'nın yapamadığı yaptı. Çok başarılı oldu, şampiyon oldu. Akhisar'da kupa kazandı, Başakşehir'e şampiyonluk yaşadı. Bunu yani kaç teknik adam? Rize'de bile, Rize'de daha aşağıdan alıp da herkes küme düşecek gibi bakan bir Rizespor'u yani 15 maç zannedersem hep üst üste kazanmış. Bayağı yani dolu dolu futbol oynatarak. Çok 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 başarılı bir hoca. İnşallah Galatasaray ve bence en doğru bence transfer olurdu. Galatasaray için çok büyük bir nimet bence. Ben Domenech Torrent geldiğinde de bunu hep savunmuştum. Boşu boşuna Galatasaray bence vakit kaybetti. Hem de puan kaybetti, hem de maç kaybetti. Domenech Torrent yerine Okan Hoca gelseydi bu kadar kötü durumda olmazdı bence. Biz her şeye objektif bakmak zorunda olan insanlarız. Kulübün dışından bakıyoruz, kulüplerin dışından bakıyoruz. Fakat kulübün içerisindekilerin bakış açısı farklı olabilir. Ben de katılıyorum. Doğru yerden başladı. Sergen Hoca gibi Anadolu kulüplerinde bazen düşmeme tabii mücadelesi veren takımlarla başladı. Başarılı oldu. Elazığ'daki ben başlangıcında yayıncı kuruluştaydım beraber, ve hocanın ne kadar fark yarattığını çok yakından gözlemlemiştim. Enerjisi çok iyi bir kere. Ekibi çok iyi. Orada başarılı oldu. Anadolu kulübüyle Türkiye Kupası kaldırdı ki bence çok önemli bir başarıdır. Başakşehir'le şampiyon oldu. Daha ne yapsın? Galatasaray'da çalışabilmek için başka ne yapması lazım? Ve Sayın Burak Elmas'a en çok eleştirdiğim konuydu. Okan Hoca'nın zamanında Inter'deyken, ya daha doğrusu Galatasaray'dayken Inter'e gidişi, o işte geçmişte yaşanmış, maç içerisinde yaşanmış bazı hadiselerin faturasının Okan Burak'a kesilmesi. Ben iddia ediyorum Domenech Torrent yerine Okan Burak'a teslim edilseydi takım şu anda 12.likten çok daha yukarıda olurdu Galatasaray. Daha iyi futbol oynuyordu en azından. Ve oyun içerisinde takımda da böyle kopmalar yaşanmazdı. Yani çünkü oyunculara bir figür olarak daha çok sahip çıkabilirdi Okan Hoca. Yalnız ben iyi ki o dönem gelmedi diyorum Müjdat. Çünkü bir teknik direktörün teknik direktörlük şansı da kadro kalitesiyle çok doğru orantılı. Şimdi yeni oluşturulacak kadroyla gelirse bence o döneme göre daha doğru zamanda gelmiş olacak. Galatasaray'da öyle kaotik bir dönem var ki yani yeni başkan belki Fatih Terim mi getirecek, Okan Hoca mı? Şimdi orada da bir sürü denge var. Yani o yüzden ama bence Okan Hoca Galatasaray'ı hak ediyor. Teknik direktör çözümü kolay. Yönetim seçildiği andan itibaren mesele oyuncu kadrosuna yapılacak takviyeler. Okan, o daha zor bir hikaye. Okan Hoca şundan dolayı da hak ediyor. Galatasaray'dan gidişinden dolayı çok eleştirildi ama onun özrünü Okan Hoca diledi ve 2007-2008'de şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray geri geldi futbolcunun son döneminde. Galatasaray'la şampiyonluk da yaşadı Okan Hoca ve zaten o 4 yıllık 5 yıllık süreçte altyapıdan çıkan bir oyuncu olarak takıma verdiklerini çoğu futbolcu, Galatasaray'da efsaneleşmiş çoğu futbolcu vermemiştir. Giderken Galatasaray'a bonservis bedeli kazandırmadığı için sanırım en büyük sıkıntıyı yaşadı. Kulüp içerisinde kabul görmedi. O dönem aldığı kararlardan dolayı özür dilemesi gerektiğini düşünmüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Elvir Baliç, Erman Özgür teşekkür ediyorum. Yorumlarınızdan dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Vakıfbank'ın Imoco Conegliano ile oynayacağı mücadele canlı olarak ekranlara geleceği için orta noktada bu haftalık programımızı kısa tutuyoruz. Hepinize de tüm sezon boyunca yaptığımız yorumlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.